portföyümü 7 eşit parçaya bölüyorum. Bakın, aslında 7 eşit parçaya bölüyorum derken burada şöyle de yapabilirsiniz. Piramitleme de yapabilirsiniz. Mesela ben %15, %15, %15, %15, mesela bir günlük %15, 2 günlük %15, 3 günlük %15, 4 günlük %15 ne yaptı? %60. 5 günlük %15, %75. 6 günlük %15, %90 toplam. 7 günlükte %15 alamayız. Çünkü paramız %10 kalıyor. %10 yapıyorum. Yani son haftalık periyotta %10, geriye kalan günlerde %15 şeklinde işlem yapıyorum. Ha, siz piramitleme de yapabilirsiniz. Şöyle olur. İlk gün alım sinyali geldiği zaman günlükten %30 içeriye girersiniz. %30'luk bir alım yaparsınız. 2 günlükte alım sinyali geldiğinde %20 yaparsınız. 3 günlükte alım sinyali geldiğinde %15 yaparsınız. 4 günlükte alım sinyali geldiğinde %10 yaparsınız. 5, 6 ve 7 günlüklerde de %5'er yaparsınız. Yani piramitlemede de şu son 3 periyot, yani 5 günlük, 6 günlük ve 7 günlükler eşit olmak zorunda kalıyor. Çünkü başka türlü doğru bir dağılım burada oluşturulamıyor. Her türlü kombinasyonunu denedim. En iyi şekilde böyle oluyor. Mesela o şöyle oluyor. Bakın. Mesela şöyle gösterelim. Piramitleme yazalım mesela. Piramitleme metodu. Mesela nedir? %35. Şöyle yapayım ben ki daha anlaşılır olsun. Piramitleme diyelim. Şöyle mesela getirelim. %35 diyelim. Pardon. 35. 30 pardon. 40 yapalım. Mesela piramitlemeden kasıt şu. Hemen geliyorsunuz. Hemen buradakini %20. Hemen mesela burada 32'ye düşürüyorsunuz. Piramitleme. Bakın şu piramit gibi bir görüntü ortaya çıkacak. Burada %20, %15, %15, biraz küçük oldu. Şöyle yapalım, %15, her neyse, %10, pardon, şöyle yapalım, %10, %5, 3 tane de %5. Bir bakalım dağılım doğru oldu mu? 60, 75, 85, 100, evet. Bu şekilde yaptığınız zaman portföyü piramitlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bir piramit şekli gibi. Yani fazladan azalıyor, azalana doğru gidiyor. Benim yaptığım hepsi eşit. Yani şu şekilde. Benim yaptığım da şu. 2, 3, 4, 5, 6, bir de bu. Bu da ne oluyor? Eşit dağılım. Bu piramitleme, size portföy yönetimini anlattım. Madem bunu da böyle anlattık, bu videonun içerisinde olsun. Bu şekilde, bu şekliyle bunu da anlatmış olalım. Bu da eşit dağılım. Eşit dağılım. Daha yeniden ekstra bir şey ayarlamamıza gerek kalmaz. Yani bunlardan ikisini de kullanabilirsiniz. Hangisini gönlünüz isterse. Piramitlemeyi daha çok önerirler. Piramitleme şeklinde de bakabilirsiniz. Piramitlemenin daha verimli olduğunu söylerler. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Yani her zaman aralığında alım sinyali geldikçe %15 alıyorum. Sadece son yaptığım haftalıktaki alımı %10 şeklinde yaparak bütün portföyü içeriye girmiş oluyorum. İşte 4 günlük tablo, dediğim gibi burada mesela ne zaman alım sinyali gelmişti? 9 Ocak tarihinde gelmişti. İşte hangi borsada işlem yapıyorum? Maxi borsasında işlem yapıyorum. Hangi altcoin'i alacağım? İşte örnek veriyorum, lever'ı alacağım. Hemen giriyorum, lever'ı alıyorum. Daha sonra işte oradaki Bitcoin miktarını alıp karşılığına yazıyorum. Peki ben bu kadar Bitcoin'i neden aldım? Arkadaşlar, bunun çeşitli sebepleri vardı. Ben bunları yayınlarda da çok defa anlattım. Bitcoin dominansı müthiş olumlu gözüküyordu. Mesela biz bu alımları yaptığımızda Ocak ayının başı, değil mi? Mesela şöyle bakarsanız şuralarda işleme girmişiz. O kadar olumlu gözüküyordu ki dominans tablosu. Ben burada ağırlıklı Bitcoin alırken izleyicilerime şunu ifade ettim. Siz de portföyünüzü ağırlıkla Bitcoin'den kurun. Çünkü dominans müthiş gözüküyor. Buradan bir yükseliş olduğu takdirde de Bitcoin'in kendi çalıp kendi oynadığı bir dönem ve en iyi kazandıranın Bitcoin olduğu bir dönem göreceğiz. O yüzden ilk etapta Bitcoin'le başlayalım. Buradaki dominanslar dirençlere geldiği zaman veya işte burada mesela others dominanslar iyi desteklere gelmeye başladığı zaman biz burada yeniden dönüp altcoin almaya devam edebiliriz diye ifade ettiğimiz için burada genel olarak ağırlık Bitcoin'den kurulu bir portföy oluşturmuştuk. Yani burada anlayacağınız bu şekilde. Her zaman aralığında bir alım sinyali geldiği zaman
Biz burada işleme giriyoruz ve tam tersi olduğu zaman, satım sinyali geldiği zaman da işlemden çıkıyoruz arkadaşlar. Bununla beraber bu ekranı da artık şu şekilde gördüyseniz, ben buradaki çizimleri kaldıracağım. İşte burada dediğim gibi mesela ben IMEI 21'i kullanıyorum. 21 de bir Fibonacci sayısıdır. 21 varlık hesaplanışını kullanıyorum. Bununla beraber mesela şu DBSA'yı benim yayınlarda görüyorsunuzdur. Bunlar benim çok faydalandığım hareketli ortalamalar. Bu DBSA Dual Band Strength Index, yani ikili band güç endeksinin işte mesela bu 50 barlık ortalaması ve mumun altında belli başlı bazı rakamlar görüyorsunuz. Ben yine bu göstergeyi kullanmaktan keyif alıyorum. Mesela şu an bir tane ama genelde mesela ben bu göstergeyi şu şekilde kullanıyorum. Göstereyim. Yine bu da aynı şekilde ücretli bir gösterge. Bakın market sayfanın içindeki bir gösterge. Mesela ben genelde bunu 3 tane alıyorum arkadaşlar. Bunu 50, 100 ve 200 olarak, bakın şöyle göreceksiniz şimdi. Yani üçlü olarak kullanıyorum. Bunların da gayet işe yaradığını, gayet bizim için güzel teknik seviyeleri vurguladığını sizlere ifade etmem lazım. Mesela buradaki destek alanı oluşu çok başarılıydı. Buradaki, yani sıra burada 100 varlığın, burada 200 varlığın harika bir destek alanı olduğunu gördük. Yine mesela keza 50 varlık gelip burada müthiş bir direnç olmuştu o dönemler fiyat üzerinde. Ben bunları kullanmaktan keyif alıyorum. Siz de bunları edinirseniz kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra mesela ben size üstel hareketli ortalamayı şöyle de göstereyim. Yazarsanız şöyle üstel hareketli ortalama direkt olarak karşınıza gelir. Siz de mesela benimle aynı şekilde alım satım yapmak istiyorsanız burada uzunluğu gelir 21 yaparsınız. Kaynağın kapanış olduğuna dikkat edin arkadaşlar. 21 varlığı otomatik olarak alırsanız, mesela arkasından kendi göstergemi de açayım. Bakın çizgilerin hemen hemen değil, hatta birebir aynı yerde olduklarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Aynı hareketli ortalamayla birlikte alım satım yapmış oluruz değerli arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ha mesela ya hocam MA 21 kullanıyorsun sen ama 13 de bir Fibonacci sayısı, ben 13 kullanamaz mıyım? Tabii ki kullanabilirsiniz. Biraz dikkat edin. Hızlı sinyal verir. Yani bu normal 21 günlükten daha hızlı uyarır alım satımlar hususunda. Yani daha fazla sinyal üretir. Daha fazla sinyal üretmesi de daha fazla hatalı işlem ortaya çıkmasına sebep olabilir. Öncelikle mesela haftalıkta çok iyi çalıştığını görüyorsunuz belki ama biraz periyotları kısalttığınız zaman, yani iyi çalışmasından da ziyade elbette kullanabilirsiniz ama çok daha fazla sinyal ürettiğini görürsünüz. Yani daha fazla alım satım yapmak durumunda kalabilirsiniz bu şekilde kullandığınızda. Ha onun haricinde bu kötü mü? Hayır. Kesinlikle bunu da kullanabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Sadece daha fazla işlem yapmayı düşünen arkadaşlarımız bu şekilde kullanabilirler. Veya işte sen 21 kullanıyorsun. 34 de bir Fibonacci sayısı. Ben de 34 kullanmak istiyorum. Elbette kullanabilirsiniz. Keza 34'te de benim aldığıma nazaran biraz daha az sinyaller alırsınız ama yine güzel bir şekilde işlemlerinize girip çıkma olanağı burada yine size tanıyacaktır buradaki görüntü. Peki MA'dan başka hangi alım satım işte bu stratejileri derken hangi göstergeleri kullanabiliriz? Hangi hareketli ortalamalar metodunu? Mesela burada hepimizin bildiği EMA Ribbon arkadaşlar. Alırsınız fiyatı, şöyle Ribbon'a bakarsanız fiyat bütün Ribbon'ların üzerine çıktığında alırsınız. Bütün Ribbon'ların altına indiğinde de tekrar satar, fiyatlardan uzaklaşırsınız. Mesela burada aynı şeyi yapmış olsanız fiyat sizi bakın 37 bin dolardan içeriye sokup yaklaşık olarak getirip burada 44 bin dolardan dışarıya çıkaracak. Yani burada güzel bir trade yaptıracak. Keza işte burada 46 bin dolardan sizi içeriye sokup burada bakın 57 bin dolardan dışarıya çıkaracak. Yani bu EMA Ribbon'u da kullanabilirsiniz. Fiyat tamamen bunun altındaysa satıyorsunuz. Tamamen üstündeyse içeriye giriyorsunuz. Mesela burada tamamen üstüne ne zaman çıkmış? Altına indikten sonra bakın tam şu alanda 10.800 dolarda tamamen üstüne çıkıyor. Ve bakın bir sonraki kez tamamen altına ne zaman iniyor biliyor musunuz? Bakın tamı tamına 52 bin dolarda müthiş bir kazanç. Burada mesela tekrar ne kadar 58 bin dolardan size aldırıp belki 50 bin dolardan sattırsa da burada ilk yaptığı işlemden öyle bir para kazandırıyor ki size, boş verin orada da ufak bir kayıp olsun. Hiçbir şekilde gözünüze gözükmez. Böyle baktığınızda gayet bunu da kullanabileceğiniz gibi bir ortam oluyor açıkçası ve EMA Ribbon'da da mesela geçtiğimiz hafta alım sinyalinin artık gelmiş olduğunu çok net bir şekilde buradaki tablolar üzerinde görüyoruz. Yani bunu da kullanabilirsiniz alım satımı yaparken, bunu anlatmak istiyorum.
EMA ribbon'da gayet güzel alım satım için size ön ayak olacaktır. İçimoku bulutları. Mesela benim eski izleyicilerim çok iyi bir şekilde bilir. Ben uzun bir zamandır kullanıyorum içimoku bulutlarını. Aslında kullanıyordum yani bir ara verdim bir süredir ama çok uzun bir süredir kullanıyorum içimoku bulutlarını. İlk teknik analize girdiğim dönemden beri. Burada da açıkçası benim alım satım metodum şu şekilde olurdu. Fiyatlar bulutun üzerine çıktığı zaman alırdım arkadaşlar. Mesela nerede bulutun üzerine çıkmış günlük bazda? 20.500 dolarda çıkmış ve bakın şu anda 28.000 dolar fiyat. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Mesela burada da bulutun üzerinde 24.850 dolarda çıkmış bulut yeşilleşmeye başlamış. Ta ne zamandan bu yana? Bakın 18 Mart 2022'den bu yana ilk defa bulutun yeşilleştiği bir dönem görüyoruz. 3 günlük tabloda henüz daha bulutta bir değişme yok. 4 günlük tabloda keza buradaki sıkıntı görünüm biraz haftalık tablo. Yani haftalık ve 2 haftalık. Yani burada biraz problemli gözüküyorlar. Bulutlar daha yeni renk değiştiriyor. Umarım başımıza bela olmaz. İşin analiz tarafına da değinmiş olursak. Burada bu şekilde bakabilirsiniz. Veya nasıl olur? Burada mesela yeşille mavinin üzerine çıktığında alabilirsiniz. Mesela şunun gibi. Mesela bu kırmızı gecikme çizgisi arkadaşlar. Bunu kaldırayım mesela. Bunu kaldıralım. Şu yeşille mavi. Yeşil maviyi keserse alım sinyali. Aşağıdan yukarıya keserse bakın şunlar hatta biraz daha kalınlaştırayım. Bir tık daha kalınlaştırayım sizler için. Şu yeşil maviyi aşağıdan keserse bu bir alım sinyali. Yukarıdan keserse bu bir satım sinyali. Bakın nerede gelmiş alım sinyali bunda? Ortalama olarak 17.000'lerde falan gelmiş. Böyle de bakabilirsiniz. Bulutun üzerine çıktığında arttırabilirsiniz. Mesela diyelim ki %30 alacaksınız ya. Mesela piramitleme yapıyorsunuz. Burada kestiğinde %15 alırsınız. Bulutun üstüne çıktı mı bir %15 daha eklersiniz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada bulutun üstüne nerede çıkmış fiyat? 21.000 dolarda falan çıkmış 2 günlükte. Pardon, alım sinyali gelmiş. Zaten tekrar bir satım sinyali yok. Görüyorsunuz fiyat maviden nasıl dönüyor bak. Nokta atışı. 3 günlükte nerede gelmiş bu sinyal? Bakın 22.300'de gelmiş. Hala devam ediyor. Sıkıntı yok. 4 günlükte bu alım sinyali 23.350'de gelmiş. Hala bir sıkıntı yok bulutun içerisine gidiyor. Ve bu bulutlar iyi dirençlerdir arkadaşlar. Yeşilken çok iyi destektir bulutlar. Kırmızıyken iyi dirençlerdir. Mesela özellikle günlükten bakın şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın şimdi. Geliyor buluta çarptı sekti. Buluta çarptı sekti. Bak hiç buluta yaklaşmadı. Buluta çarptı sekti. Buluta çarptı kırdı. Burada kırıyor. Burada bir kere daha kırıyor bulutu aşağıya. Bakın şimdi buraya. Bulutlar iyi destek dirençlerdir. Geldi buluta çarptı döndü. Buluta çarptı döndü. Buluta çarptı döndü. Bu sefer kırdı. Buluta çarptı sekti. Gördünüz mü? Bu şekilde bakabilirsiniz içim okulduklarına. Sevdiğim bir göstergedir. Yani ben kullanıyordum. İyi de kazandırmıştır bana zamanında. İçim okulduklarını da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani yine aynı alım satım şeklinde aynı stratejiye göre aynı metoda göre bakıyorsunuz. Sadece baktığınız tek şey farklı yani farklı sinyallere bakıyorsunuz alıp satarken. Alım satım miktarlarınız falan tamamı yine aynı şekilde oluyor. Tam 1,5 yıldır Quantfree kullanıyorum çünkü işlem ücreti ve komisyon yok. Bu müthiş bir özellik çünkü bakın ortalama olarak 1500 dolar buradan yaklaşık mevcut işlemlerimden de şöyle gösterdiğim zaman 150 dolar da buradan yaklaşık olarak 1700 dolara yakın bir işlem ücreti karım olmuş. Yani 34 bin liraya yakın müthiş bir rakam bu. Bunun yanı sıra Türkçe destek ekibi var 7/24 çalışıyor. Türkçe dil desteği var mobil aplikasyonlar var yakında bu teknik görünümler oraya da gelecek. Bununla birlikte sadece kripto paralarla işlem yapmaya mecbur değilim. Hisse senetleri var 46 tane kripto çifti var şimdilik yeterli. 44 tane ETF, 18 tane endeks emtia vadeli işlemi var, 25 tane de forex çifti var. Yani bana birçok alanda işlem yapabilme özgürlüğü tanıyor. Bununla birlikte kullanırken de keyif alıyorum. Ekranları da kolay. Yani zaten para yatırma işlemi çok kolay. Önceki kullanmış olduğunuz platformlar nasılsa burada da aynı. Herhangi birini seçiyorsunuz. Yükleme yap kısmından cüzdanı al götür.
Çekeceğin borsaya yapıştır, parayı gönder gelsin. İsterseniz spot cüzdan olarak da kullanabiliyorsunuz ama ben örnek veriyorum, parayı Tether olarak gönderdim. Hemen buradan transfer yap kısmından margin hesabı alıp orada margin işlemler yapıyorum. Bununla birlikte paneller, dediğim gibi, kullanması oldukça kolay, keyifli. Buradan hemen TradingView ekranından istediğiniz kadar gösterge koyup işleminizi yapabiliyorsunuz. Zaten burada işlem gücü ayarlama olayı var. Minimum 50 dolar yatırmanız lazım. Onu da 1000 dolarlık işlem gücü satın alarak işleme başlayacaksınız. Burada kaldıraç otomatik olarak 50 dolara 1000 dolar baktığınızda 20 oluyor ama o 1000 dolarlık işlem gücünün isterseniz 100 dolarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde kaldıraçta 2'ye inmiş oluyor. Performans skalanızı görüyorsunuz. Shortlarda mı iyisiniz, longlarda mı? Buna göre kendinizi ayarlıyorsunuz. İşlem geçmişinizi görüyorsunuz bütün teferruatıyla. Yani bütün ihtiyaca hizmet eden çok güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır Q&Free var olan bir yapı. Açıklama kısmındaki linklerden muhakkak kayıt olmayı, Kriptoguz davet koduyla da Q&Free'ye kayıt olduğunuzda öncelikle bunu yapmayı unutmayın. Sonra eğer Kriptoguz davet koduyla kayıt olursanız da ilk yapacağınız işlemden 5 dolar ile özür diliyorum, 3 dolar ile 250 dolar aralığında bir çekebileceğiniz ödül kazanacaksınız. Bunu da çekip kullanabilirsiniz. İyi seyirler.